Furkan hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Furkan Yılmaz kimdir? Biraz bize bahseder misin? Furkan Yılmaz küçüklüğünden beri yaratıcılığa ve tasarıma ilgi duyan ve küçüklüğünden beri mimarlığı hedefleyip özdeğinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesini kazanan ve şu anda bir şirkette pazarlama departmanında çalışan sıradan bir insan diyebilirim. Furkan, küçüklüğünden beri tasarıma meraklı olduğunu söylüyorsun. Nereden geliyor bu tasarım merakı? İnan ki bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. İlk hatırladığım anılar, bahçede böyle topraktan farklı çalışmalar yapıyordum. Biraz büyüdükten sonra tahtadan küçük ev falan yapmaya başladım. Sonra ilk maketleri aslında böyle ilkokulda falan yaptım. İlkokulda resimle ilgilendim. Heykel yapmaya çalışıyordum. İşte kilden vesaire. Nereden geldiğini bilmiyorum. Yaratılıştan herhalde. İş deneyimlerinde rutine bağlayan şeylerden yaratıcılığını kullanabileceğin alanlara doğru kaçmaya çalıştığını seziyorum hayat hikayende. İş hayatında sence bu ne kadar mümkün olabilecek? Ne düşünüyorsun? Bence doğru insanlar ve doğru yerde olduğumuz sürece bu çok mümkün. Çünkü ne kadar yaratıcı olursak ve ne kadar verimli olursak olalım, hatta ne kadar iyi olursak olalım, doğru yerde olmadığımız sürece, doğru insanlarla olmadığımız sürece, bir şeyleri yeniden ve daha iyisini yapmaya değil de aynı sistemi devam ettirmeye çalışan şirketlerde iş yapmaya devam ettiğimiz sürece bu mümkün olmayacak. Ama ben yeni bir lider gibi doğru yerde olduğumu düşündüğüm için doğru insanlarla tanışma fırsatı yakalıyorum. Ve doğru insanlar da bana bu şansı veriyorlar. Mesela şu an çalıştığım şirkette herkesin fikri kadar benim fikrim de değerli. Yani CEO veya bir manager veya benim gibi sıradan bir çalışanın fikri eşit değerde. Gerçekten o fikir değerliyse benim title'ıma değil fikrime bakıyorlar ve bu fikri gerçekleştirmek mümkünse gerçekleştirmek için hem bütçe sağlıyorlar hem enerjilerini veriyorlar. Dolayısıyla cevap doğru yerlerde olmak. Peki Furkan, şimdi stajlarına bakıyorum, yaptığın işlere bakıyorum. Bir mimarlık öğrencisinde veri görselleştirme stajı evet. Ancak iş geliştirme ve pazarlama stajları görmeye çok alışık değiliz. Neden bu alanlar? Aslında sen belli title'lar ve sınırlar çiziyorsun yaptığım işlerde. Ben bu title'lara ve sınırlara çok inanmıyorum. Çünkü bir pazarlama stajı Unilever'da bambaşkadır, Coca-Cola'da bambaşkadır, bir startup'ta bambaşkadır ya da bir sosyal girişimde de bambaşkadır. Dolayısıyla belli bir title'ın içinde ne olduğuna değil de orada tam olarak ne iş yaptığımıza bakmak gerekiyor. Buna inanıyorum. Neden? Mesela business development stajı yaptığım firmaya ben gitmedim ve business development stajı yapmak istiyorum da demedim. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir kulüp çalışmasına katıldım ve orada şirket gezisi yaptık. Şirket gezisinde case study'de firma bana teklif etti. Business development senin için iyi olabilir, burada bir açığımız var diye. Girdim ve şirketi de çok sevdim, oradaki insanları da çok sevdim ve bir süre bunun için devam ettim. Üniversitelere baktığımız zaman düşünce kulüpleri görüyoruz ama senin kurduğun bir disiplinler arası düşünce kulübü var. Bu üniversite kampüslerinde çok karşılaştığımız bir kulüp türü değil. Neyi düşünerek, neyi hedefleyerek bu kulübü hayata geçirdin? Bu kulüpte neler yapıyordunuz? İstanbul'a gelip üniversiteye başladığımda bir sürü etkinliğe katılmaya çalıştım. Bir sürü kulübe kayıt oldum. Birçok etkinliğe katıldım ve kulüplerde farklı departmanlarda çalışmaya da çalıştım. Ve farklı bir şey aradım. Yani olması gereken bir şey var ve bu henüz yok. Bunu fark ettim. Bunu birçok kulüpte, birçok alanda çalışan kulüpte edindiğim bilgilerle, edindiğim içgörüyle şu olduğunu fark ettim. 20. yüzyıl sanayi çağı ve bu çağda üniversiteler açılıyor, üniversiteler popülerlik kazanıyor ve üniversite kulüpleri kuruluyor dolayısıyla geçtiğimiz yüzyılda. Ve üniversite kulüpleri aslında geleneklerini hala devam ettirmeye çalışıyorlar, sistemlerini. Ama dünya değişti. Artık 21. yüzyıl tek bir alanda çok çalışıp, derinleşip başarılı olabileceğimiz bir yüzyıl değil. 21. yüzyıl bir alanda çalışıp derinleşirken başka alanlarda da çalışıp başka alanlardaki
içgörülerimizi esas alanımızda kullanarak başarılı olacağımız bir yüzyıl. OECD raporuna göre Türkiye'de takım çalışmasında sonlarda yer alıyoruz maalesef. Kulüpler için de bu geçerli. Kulüplerde birbirleriyle çalışma yapmakta çok zorlanıyorlar. Ve ben de insanların farklı bakış açılarını kazanması, en azından 21. yüzyılın pratiklerine hizmet eden çalışmalar yapabilmesi için bir ortam yaratma ihtiyacı hissettim. Bunu da disiplinler arası düşünce kulübü kurarak yaptım. Peki Furkan, iş hayatında cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik bir anonim mülakat sosyal girişimi üzerine çalışmıştım. Bunda çıkış noktanız neydi? Neler yaptınız? Nereye vardınız bu girişimde? Bu aslında şöyle başladı. Girişimcilik Vakfı'nın bir ilanını gördüm. Android Akademi programı. Google'la işbirliği içerisinde yapılan bir çalışmaydı. Ve ben de başvurarak Türkiye'deki 14 kazanan takımdan biri oldum. Takım arkadaşlarımla birlikte. Burada geliştirmek istediğimiz proje, şu anda şirketlerdeki mülakat süreçleri de maalesef çok ilkel gidiyor. Ve bu çağdayız, yani 2022 yılındayız. Hala insanlar dış görünüşlerine göre, cinsiyetlerine göre ya da farklı özelliklerine göre işlerde avantajlı veya dezavantajlı konuma düşebiliyorlar. Ve bunun ciddi bir problem olduğunu, firmaların da bunu düzeltmek isteyeceklerini fark ettik. Bunun için burada teknolojiye ihtiyacımız olduğunu düşündük. Burada da mülakat süreçlerinin belli bir aşamaya kadar bu ayrımcılıklara maruz kalmaması için anonim bir şekilde ve dijital bir şekilde yürütülebileceğini keşfettik. Ne demek bu? Bu projenin en son aşamasında siz şu an beni izliyorsunuz. Benim şu an bir şapkam var, erkeğim ve siyah bir kıyafetim var. Bunları görüp buna göre beni yargılayabilirsiniz, olumlu veya olumsuz. Ama beni şu an bir emoji olarak görseniz, ama söylediklerimi, tepkilerimi tıpkı bir emoji konuşuyormuş gibi duysanız, bunları yargılama şansınız olmayacaktır. Dolayısıyla bunu mülakat süreçlerine nasıl uyarlayabiliriz diye çalıştık. Fail ettik ama çalıştık. Furkan kendisini ileride pazarlama ve topluluk yönetiminin kesiştiği noktada görüyorum diyor. Neden? Bir önceki cevaplara gidersek, bir kulüp kurdum ve okulda bir sürü kulüp var. İnsanların benim kurduğum kulüpteki etkinliklere katılması için benim kurduğum kulübe para ödemeleri ve benim kurduğum kulübe değer vermeleri için kulübü ilk önce bilmeleri gerekiyor. Arkadaşlarla oturduk, bunu uzun uzun tartıştık. Bizim kulübümüz ne tür bir fayda yaratıyor? İnsanlar neden bizim kulübümüze gelsin? İnsanlar bizim kulübümüzü nereden duyacaklar? Ve bunların sonucunda farklı çalışmalar yaptık. Mesela bunlardan birisi, bütün kulüpler poster asıyor. Biz de oraya sıradan bir A3 poster asarak ya da A4 poster asarak, Instagram'da sıradan bir post yayınlayarak diğer kulüplerden hiçbir farkımız kalmayacak. Dolayısıyla insanların bizim kulübümüze girmesi için herhangi bir motivasyonu olmayacak. Girmezlerse de son derece haklılar. Peki insanlar bizim kulübümüzü nasıl fark edebilir? Herkes poster asıyorsa biz farklı bir poster asmalıyız. Bir posterde, sıradan bir posterde etkinliğin bir görseli olur, ismi olur, tarihi ve saati yazar ve nerede olacağı yazar. Bizim yaptığımız posterde kocaman bir A3, A3'te kocaman bir karpuz ve altta kocaman kırmızı olarak bu karpuzu gören ilk insan olsaydınız, onu açar ve onu yer miydiniz yazıyor. Kulüple alakalı hiçbir şey yok henüz. Ve biz bu posteri her yere yırtarak astık. Yani elimizle yırttık direkt. Dolayısıyla her yırtık da unique, farklı. Ve yani etrafımda gördüğüm hemen herkes bu posteri konuşuyordu. Çünkü yırtık bir poster ve böyle saçma sapan bir soru soruyor. Altına etkinlikte ne yapacağımızı ve etkinliğin nerede olduğunu yazdık. Ve böylece insanları aslında kulübe çekmeye çalıştık. Böylece bir pazarlama çalışması yaptık. Başka bir posteri 3 boyutlu yaptık. Başka bir etkinlik için sleeve'ler tasarladık ve kafelere verdik. Bunları koyar mısınız kendi sleeve'niz yerine, kahve bardaklarının üzerine? Dolayısıyla insanlar ilgi duymaya başladılar ve ben daha sonraki yıllarda bunun isminin aslında iletişim ve pazarlama stratejisi olduğunu öğrenecektim. Bu arada ikinci sınıf, yani birin sonu ortaları ve ikinin başı gibi gerçekleşiyor. Ve zaten üçüncü sınıfta da pazarlamaya ilgi duyduğumu fark ettim. Bununla alakalı araştırmalar yaptım
birazcık kendimi geliştirmeye çalıştım ve bir şirkette pazarlama pozisyonunda işe girdim. Burada bir community var ve bu community'yi bir pazarlama değeri olarak kullanabileceğimizi fark ettim. Bu çok hoşuma gitti. Kullanmaya başladım. Buna yönelik içerikler hazırladım. Sadece şirket içinde yayınlanan newsletter'lar yaptım ve bunun etki yarattığını gördüm. Dolayısıyla community management'a ilgim böyle başladı. Furkan, şimdi 4. sınıftasın. Makro seviyede bir hayatına bakalım. Üniversiteye başladığın zamandaki Furkan ile şu an 4. sınıftaki Furkan arasında hayaller, beklentiler baktığımız zaman ne farklar var acaba? Bir kere dünyayı tanıdım. Ben üniversiteye girerken işe, hayata şu şekilde bakıyordum. Okuyacağım, mezun olacağım, bir işe gireceğim, çalışacağım, para kazanacağım ve bu böyle devam edecek. Şu anda ise mesela bu telefonu çekiyoruz ve telefona baktığımda telefonun yapıldığı şirketi araştırma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bu telefon beni çekerken bu telefonun üretildiği şirkette community manager, pazarlamacı, o şirketin yan sanayi kuruluşlarıyla ilişkisi, şirketin kurumsal ilişkileri, şirketin devletle ilişkisi, şirketin hukuk ilişkileri. Aslında bir sürü alan olduğunu gördüm yıllar geçtikçe. Ve en önemli şey, hayatta tek bir yol yok. Yani hayatta o kadar fazla yol var ki. Sanata ilgi duyuyorsanız ve endüstri mühendisiyseniz, sanatçıların da endüstri mühendisine ihtiyacı var. Ya da işletmeye ilgi duyuyorsanız ve çok alakasız bir şekilde tarım ya da başka herhangi bir işte işletmeciye de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir core alanımız olması gerekiyor ve bu core alanımızı ilgi duyduğumuz alanda kullanmamız gerekiyor. Böylece daha mutlu bir hayat süreceğimi keşfettim ve ilgi alanları para kazandırıyormuş, bunu gördüm. Burkan, şimdi baktığımız zaman böyle çok başarılı gençlik programlarının hep bir parçasısın. Yetkende de varsın, Girişimcilik Vakfı'nda da varsın, Yeni Bir Lider'de de varsın. Bu süreçlerin nasıl parçası olmayı başardın, nasıl kabul almayı başardın? Bir tavsiyen, önerin ve anlatacak, paylaşacak bir hikayen olur mu? Bunun temel kaynağı bence iç motivasyon. İstemediğimiz şeyleri bence yapmamalıyız. Eğer gerçekten istiyorsak buna enerji ve emek harcamalıyız. Mesela bunun cevabını vermeden önce başarısız bir şey anlatayım. Bir başvuru vardı yine ve ben bu başvuruya başvurmak istediğimi düşünüyordum. Devamlı aklımda vardı. Bir ay boyunca aklımı meşgul etti. Artık son gün geldi ve bayağı da bir evrak istiyordu. 8-9 saatimi o başvuru için harcadım. Ve 12'de sondu. Ben 12.30'da başvuru evraklarımı gönderdim. Ve değerlendirilmemiş. Sonra bunun üzerine düşündüm. Ya dedim ki gerçekten bunu istiyorsam, hani ben ilk günden yapardım bunu. Aslında o kadar da istemiyormuşum. Diğer tarafa geldiğimizde hazırlıkta ben Yetken'le tanıştım. 1. sınıfta Girişimcilik Vakfı ile tanıştım ve Challenger programına girdim. 2. sınıfta Fellow programına girdim ve Yeni Bir Lider'in Fellow programına girdim. Bunlarla alakalı sürece bakınca o ilk anlattığım örnekle hiç alakası yoktu. Çünkü hazırlıktan itibaren en ince ayrıntısına kadar araştırmıştım. Bütün YouTube'daki videoları izlemiştim. Bütün verilen imkanları ezbere biliyordum. Bunu gerçekten istiyordum. Ve hazırlıkta başvurdum Yeni Bir Lider'e. Kabul edilmedim. 1. sınıfta başvurdum, kabul edilmedim. 2. sınıfta başvurdum. 3. aşamada en sonunda sen şey dedin, artık bu sefer kabul edelim falan. Dolayısıyla çok istediğim ve oraya girmeyi hak ettiğimi düşündüğüm bir yerden kabul almayabilirim de. Bu da çok okey. Ama bence önemli olan şey motivasyon. Yani iç motivasyon olduğu sürece ben Yeni Bir Lider'e girmeseydim de Yeni Bir Lider'den alacağım şeylerin bir kısmını başka yerden alacağıma inanıyorum. Çünkü bu iç motivasyonla alakalı bir şey. Yeni Bir Lider programına girmem, oradaki isimleri bulurum. İsimlerden 10 kişiye yazarım, 3 kişi kabul eder bana mentörlük etmeyi. Yani dolayısıyla aslında istemekle alakalı bir şey. Bir de zaten bu mülakatlarda ya da insan ilişkilerinde enerjiye inanıyorum ben. Ya o ne kadar istediğini kelimeler değil de karşı tarafa verdiğin enerji belirliyor.
Bu soruyu ben gelen her gence soruyorum. Şimdi çünkü bizim bütün fellowlar, bütün gençler böyle topluluk tarafında aktifler, çalışıyorlar, derslerinde aktifler. Bu çok yoğun hayatta dengeyi, motivasyonu, başarıyı nasıl sağlıyorsun? Hayatta öncelikler var yani. Her şeyi aynı anda yapamayacağımızın çok farkındayız. Ben eğer iş dünyasında başarılı olmak istiyorsam, buna öncelik verip bunun için çalışıyorsam, derslerde de başarılı olamam yani. Okul birincisi olamam, 4-0 ortalama yapamam. Ama tüm bunların yanında benim bakış açımın en temelinde şu var. Yani hepimizin eninde sonunda 3 günlük dünyası var. Yani ölüp gideceğiz. Dolayısıyla hiçbir şey, işte hayat, hayattaki işte başarılar, para vesaire benim arkadaşlık ilişkilerimin ve ailemin önüne geçmiyor. Nasıl CEO ile bir toplantı yapacakken önceden ayarlıyorsam, çok yoğunsam aileme ve arkadaşlarıma da bu şekilde zaman ayırmaya, onları mesela boş zamanlarda değil de gerçekten özel olarak ayırdığım zamanlarda görmeye, onlarla ilişki ve iletişim kurmaya devam ediyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. Ama bu şu demek değil, yani bütün hafta sonunu ayırmak istese bir arkadaşım benim için, ben ayıramazsam kendimi kötü hissetmiyorum. Çünkü önemli olan yaptığımız zaman ne kadar verimli geçirdiğimiz. Yani diyorum ki 2 saatim var ama bu 2 saatte öyle bir şey yapalım ki ömrümüz boyunca unutmayalım. Ki yapıyoruz da yani, hiç gitmediğimiz bir yere gidiyoruz, hiç yemediğimiz bir şey yiyoruz. Şöyle de bir etkisi var. İki tarafın birbirini anlaması çok önemli. İnsan böyle ekosistemlere girdi mi, ister istemez çevresi de bir miktar böyle şekilleniyor. Yani benim çok yakın bir arkadaşım Aşula, o da muhtemelen konuk olur. Bir gün dedim ki hani oturalım falan, ne zamandır oturmuyoruz. Olur oturalım falan dedi, yemek yiyelim dedim o zaman. Madem oturuyoruz akşam yemeği yiyelim. Olur dedi, 28'inde yiyebiliriz. Bunu dediğimde ayı başıydı. Yani 20 gün sonrasında randevu veriyor adam. Ama hiç garipsemedim. Çünkü öncelikleri var ve ben bunu biliyorum ve saygı duyuyorum. Dolayısıyla iki taraf böyle anlaştığı sürece hiçbir problem olmuyor. Peki Furkan, yani tanıdığım en yaratıcı gençlerden birisin. Senden de bolca besleniyorum biliyorsun. Gerek program içerikleri olsun, gerek alacağım böyle yaratıcı bir karar olsun. Ve gördüğüm kadarıyla verdiğin cevaplara göre de sen de deneyimler biriktiriyorsun. Ve bu deneyimlerden yaratıcı tınılar çıkarıyorsun kendine. Peki senin beslendiğin, ilham aldığın kitaplar, filmler, diziler, platformlar varsa izleyicilere paylaşmak ister misin bunları? Tabii toplu halde paylaşabilirim. Yenibirlider.com'a gidiyorsunuz ve Hakan Pek'e bakıyorsunuz. Şaka bir yana, Yeni Bir Lider'in sitesinde sosyal medya hesaplarında böyle çok güzel hafta sonu postları yayınlanıyor. Onlardan ilham alıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya onun dışında da ilham alacak bir şey, ilham almak isteyince buluyorsun ya. Yani geçen gün mesela bir sahafa gittim. Çok klasik bir hikaye ama. Ya böyle arada kaybolmuş, böyle unutulmuş bir kitap vardı. Onu aldım ve kitap müthiş bir kitap çıktı. Yani öyle çok işte önemli, çok değerli, çok popüler. Bu kavramlar benim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani bazen basit olan çok daha değerli oluyor. Bazen herkesin okuduğu popüler bir şeyi alıp okuyorum. Ve bundan herkesten çok daha farklı bir çıkarım yapıyorum. Bu da besleyici oluyor. Ya önemli olan bence merak, hayatı sorgulamak, hayatın nedenselliğini sorgulamak ve bir şeyler çıkarmak. Yani bunun için lisede çok dalga da geçildim maalesef. Ama şu anda da bu benim hayatıma çok olumlu etkiler yapıyor. İnsanlar bundan etkileniyor. Mülakatlarda söyleyince etkileniyorlar. İnsanları takmamak da çok önemli bir şey burada. Kitap olarak iki kere okuduğum ve ilk okuduğumda böyle yatarken yanıma alıp yattığım bir kitap var. Momo. Çok güzel bir kitap. Mutlaka okumadıysanız okuyun. İnsanı böyle yaşama motivasyonunu, empatiyi ve manipülasyonu çok iyi işleyen bir film var. Ender's Game. Düşük puanlı. Erşen abi çok beğenmeyecektir muhtemelen. Çok iyi çekim teknikleri falan olmayabilir. Ama içeriği bence mükemmel. O yüzden onu izlemenizi tavsiye ederim. Podcast olarak
Flarsin Entelli'nin bütün bölümlerini çıktığı gün dinliyorum. Hatta geçen ikinci tura başladım. Merdiven Altı Terapi bence çok güzel bir podcast. Onu dinliyorum. Bu ara sesli kitap dinliyorum. Storytel'den önceden dinlemediğim kitapları, zamanım olmadığı için okumadığım kitapları. İşte sağ olsun yeni bir lider ücretsiz Storytel verdiği için yoldayken açıyorum. Bayağı da bir kitap oldu şu ana kadar dinlediğim. O güzel oluyor. Sergi, tiyatro gibi sosyal etkinliklerde de açıp bakıyorum yani. Diyorum ki bu hafta benim hani 2 saat kendime ayıracak zamana ihtiyacım var. Böyle kafamı işten, okuldan, diğer şeylerden ayırıp tamamen başka bir şeye odaklanmak istiyorum. Ne varmış diye bakıyorum. İşte hafta sonu şu saatler arası bir tiyatro varmış. Ona gidiyorum. Ya da burada böyle bir sergi varmış. Öyle şeyleri kaçırmamaya çalışıyorum. Peki Furkan, şu zamana kadar hayatta aldığın, seni en çok motive eden ya da seni en çok besleyen tavsiye neydi? Aslında bununla çok enteresan bir şekilde karşılaştım. Bir gün okulun kütüphanesinde böyle geziyordum, yine rastgele bir kitap aldım. Kitap böyle antik Yunan'la alakalı şeylerle ilgiliydi, kapandan anladığım kadarıyla. Açtım ve kitap Delphi'deki Apollon tapınağında yazan bir sözle başlıyor. Nosce te ipsum. Yani kendini bil. Bu söz bana o kadar anlamlı ve derin geldi ki etkisinden uzunca bir süre çıkamadım. Çünkü yani sadece orada değil, yıllar sonra Yunus Emre de bunu söylemiş. Belki yıllar önce de biri söylemiştir. Çünkü basit bir söze benziyor. Ama aslında bence dünyada haddini bilmek, ne olduğunu bilmek, ne olabileceğini bilmek çok önemli. Bu ne yapabileceğini de gösteriyor. Uzaya çıkabilmek bence kendini bilmenin bir eseri. Dolayısıyla benim için en motivasyon kaynağı olan söz, dünyaya karşı yaşama motivasyonu veren söz Nosce te ipsum'du. Yani Apollo Tapınağı'nın üzerinde yazan söz olan, Türkçesi kendini bil diye ifade edilen sözdü. Furkan, çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Bu keyifli sohbeti benimle paylaştığın için. Asıl ben çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol çektiğin Herhalde için. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.